Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının 14. gününün ikinci videosundayız. Yani yarım açı formüllerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yarım açı formüllerini bu videoda birlikte bitiriyoruz. Evet kitabımızda sayfa numarası 98, 99 ve 100'ü çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 20'de kalmıştık. Açı 0 ile pi bölü 2 arasında yani 1. bölgede verilmiş. Şöyle bir ifade var bir de kök içinde birli bir şey var. Hemen burası nedir? 2sc değil midir? Evet. Hocam burası da s kare artı c kare değil midir? Evet s kare artı 2 sc artı c kare s artı c'nin karesidir. O zaman yukarıda da bir şey açmam lazım ama hangi açılımı açacağımı bilmiyorum. s artı c'nin s artı c'nin karesi ne yapar? s artı c diye çıkaramam ama mutlak değerci. Hocam sinüs ile kosinüsün toplamı nedir? Birinci bölgede olduğu için pozitif olmak zorunda bu direkt s artı c diye geldi mi? Geldi. Şimdi yukarıda hangisini kullanalım? 1 eksilisini mi? 1 artılısını mı? Yoksa c kare eksi s kare mi kullanalım? Hocam S artı C aşağıda var ya. Bence C kare eksi S karelisini kullanmak daha iyi olacaktır. Çünkü aşağıda S artı C var. İşte bu da 1 bölü kök 3'e eşit verilmiş. Hocam bu nasıl olur? C eksi S ve C artı S çarpımı şeklindedir. E bu da S artı C eşittir. 1 bölü kök 3 verilmiş. Şunlar gitti mi gitti. O zaman C eksi S'yi ben burada buldum. Bak şimdi. C eksi yani kosinüs x eksi sinüs x eşittir 1 bölü kökü çıktı. E hocam kosinüs x eksi sinüs x var bir değer. E ben buradan şey istiyorum yani 2 sinüs x çarpı kosinüs x'i istiyorum. Çarpımdan istiyorum. Ne yaparım? Her iki tarafın karesini alayım kardeşim. Alayım her iki tarafın karesini. Buradan c kare eksi 2 cs artı s kare geldi eşittir 1 bölü 3 yaptı. Bak şu 1 değil mi? 1. 1 bölü 3 buraya atalım. 1 eksi 1 bölü 3 yapar. Bu da 2 sc. Yani 2 sinüs x kosinüs x yapar. Şu zaten sinüs 2 x'in açılımı değil mi? Evet. Sinüs 2 x neye eşit oldu o zaman? 3 eksi 1 yani 2 bölü 3 yapar. Ya cevap 2 bölü 3 oldu. Örnek 20'de. Geldik örnek 21'e. Şimdi şöyle bir şekil verilmiş. Düzgün beşgenin nesi verilmiş? Böyle çevreli. Çevrel çemberi çizilmiş. E noktasının koordinatlar çarpım nedir diye soruluyor. Arkadaşlar E noktası hop açıya göre bakacağım birim çemberde açıya göre bakacağım şurada açıya göre bakacağım şimdi burası o merkezli birim çember çemberin merkezi ise o merkezli birim çember şimdi çevre çemberin merkezi Burası ise o zaman bu da yarıçap bu da yarıçap bu da yarıçap bu da yarıçap değil midir böyle Evet hocam bu yarıçapları çizince karşımıza ne çıkıyor bak şimdi burada hocam şurası üçgen şu üçgen şu üçgen şu üçgen ve şu üçgen bunların hepsi 5 tane üçgen oluyor O zaman 5 tane üçgen olduğu için bir tane açısı kaç çıkar burada açısı Hocam 360 bölü 5 72 çıkar. Buraya ne kaldı? 18 kaldı. E burası ne oldu o zaman? 18 derecenin burası kosinüs ekseni burası da sinüs 80 olduğu için kosinüsü oldu. Kosinüs 18'e sinüs 18 oldu burası. Benden ne isteniyor? Koordinatları çarpı isteniyor. Yani kosinüs 18 çarpı sinüs 18 isteniyor benden. Şıklarda var mı? Yok. E hocam bu çarpı, sinüs çarpı kosinüs. Sinüs çarpı kosinüs neydi arkadaşlar? Sinüs A çarpı kosinüs A neye eşitti? Sinüs 2A bölü 2 eşittir. Yani sinüs 36 bölü 2 eşit olacak. Ya da açılımını yapıp yerine de yazabilirsiniz. Cevap böyle Ceyhan yaptı. Örnek 21'de. Geldik örnek 22'ye. İfadelerinden hangileri rasyonel sayı belirtir? Arkadaşlar rasyonel sayı olması için A ve B eleman. Hem A'nın hem de B'nin ne olması lazım? Tam sayıya eşit olması lazım. Yani köklü sayı olmaması lazım. Sekat verilmiş bana. Sekat demek ne demek? Hocam bu 1 bölü kosinüs demek. 1 bölü kosinüs x 4 bölü kökü ise ben buradan kosinüs x'in kökü 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Hatta buradan dik üçgenden diğer ifadeleri de bulabilirim aslında. Şöyle dik üçgen çizeyim istersen buraya bak. Dik üçgen çizdim. Hocam burası xken kosinüs x kökü 3 bölü 4 ise 16'dan 3 çıktı 13. Burası kök 13 mi oldu? Evet. Burayı da bulduk. Şimdi kosinüs 2x hangileri rasyonel sayı belirtir diye soruluyor bize. Arkadaşlar cos kare x sin kare şeklinde de yazabiliriz. Direkt kosinüslü de yazabiliriz. Kosinüs x belli ya. Kosinüslü yazalım. Yani bu 2 cos kare x eksi 1'e eşitti. Yani 2 çarpı cos kare x dediğimiz. Hocam 3 bölü 16 eksi 1 yapar. A bu oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani burası 8 yaptı. 3 bölü 8 eksi 1'den kaç yapıyor? Eksi 5 bölü 8'e eşit oluyor. Bu bir rasyonel sayı mıdır? Kesinlikle. İkincisine bakalım. Sinüs 2x. 2 sinüs x çarpı kosinüs x yapar burası. Yani 2 çarpı sinüs x dediğimiz kök 13 bölü 4'tür. Çarpı kosinüs x dediğimizde arkadaşlar nedir? Kök 3 bölü 4'tür. E bu da ne yaptı arkadaşım? 8 yaptı. Kök 39 bölü 8 mi yapar? Evet. Bu bir rasyonel sayı mıdır? Hayır. Yani yanlış. Köklü bir ifade var. Tanjant 2 x'e bakalım. Tanjant x artı x. Yani tanjant x artı tanjant x. 2 tanjant x yapıyor değil mi? Evet. 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant a çarpı çarpı tanjant B'ydi. Tanjant kare x olacaktı. Peki 2 çarpı tanjant x. Arkadaş burası kök 13 bölü 3. Kök 3. Tamam. 2 çarpı kök 13 bölü kök 3. Bölü 1 eksi çarpımları karesi. Ee, tanjant x'in karesi. Tanjant x'in karesi de 13 bölü 3 değil mi? Evet. Arkadaşlar ne yaparsak yapalım. Bu da köklü bir sayı mı? Köklü bir sayı. Hiç değerini de bulmamıza gerek yok. Cevap yukarıda kökten kurtaramıyorum. Yani kök bir sayı sadeleşen bir şey yok. Dolayısıyla bu da olmadı. Yalnız bir yaptı. Örnek 22 akçay oldu. Geldik örnek 23'e. O üçgenlerden 4 tanesi düz bir zemin belirtmiş? Arkadaşlar bizden üçgenler arasında kalan x açısı kosinüsü değeri nedir diye soruluyor. Şimdi x kenar mı bu? x kenar. Hocam eş üçgenler değil mi? Yani ben bu x kenarda şuraya bir a a açısı dersem. Hocam burası da AA. Şurası da AA. Eş yapılarda kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. AA. Aa, buradan ne geldi? X artı 4A 180 yaptı. Yani 180'e tamamlayan bir açı söz konusu burada. Tamam. Aklımızda bulunsun. Hocam A'ya ait herhangi bir sinüs değeri, kosinüs değeri bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Kosinüs değerim yapabilirsin ama bence gerek yok. Çünkü niye? Şöyle bir dik çizdiğin zaman ne geliyor? 2, 2 geldi burası. Karesi eksi karesi. 6 eksi 4'ten 2. Yani burası da kök 2 yapar mı? Yapar. Şimdi gelelim şuraya. Bizden ne isteniyor? Kosinüs x değeri isteniyor. Şimdi buradaki açının tanjantından da gidebilirim. Sinüsünden de gidebilirim. Kosinüsünden de gidebilirim. İstediğim şeyden gidebilirim. Kosinüs x değeri isteniliyor ya. Yani kosinüs x değeri istenildiği için sanki e, şey yasak. Kosinüs x değerini bulsak değil mi? Kosinüs x değeri ne eşittir aynı zamanda? Hocam kosinüs x değeri bak 180'e tamamlayan 4A değil mi? 180'e tamamlayanlar fonksiyon isim değiştirmiyordu. Kosinüs 4A'ya eşit ama işaret değişimi oluyordu. Yani eksi kosinüs 4A'ya eşittir. A yarım açı formülü uygulayabilirim ben burada. Hadi uygulayalım. Şimdi burada kosinüs 4A. Ya aslında tanjantı bulup da değer mi yapsak ya da kosinüs 4A'dan mı gitsek? Kosinüs 4A'dan gidelim. Hani işlemi kısaltmak için bir iş yapabilir miyim dedi, diye de düşünmüyor değilim. Bak toplamı 180'den yazdık. Kosinüs x dediğimiz aslında eksi kosinüs 4a'dır. Bu da eksi yarım açı formülünü kullanalım. Kos kare 2a sin kare 2a şeklinde yazabilirim. Ama hem kosinüsün yarım açısı hem de sinüsün yarım açısıyla uğraşırım. Sonrasında sadece bir tanesiyle uğraşayım. E, hangisiyle uğraşayım hatta? E, kosinüs yani 2 kos kare 2a eksi 1 şeklinde yazabiliriz mesela değil mi? Tamam. Bunu da bu şekilde yazdık. E hocam burada da Bak dikkat et. Eksi. 2 çarpı. Kosinüs 2a'nın karesi aslında değil mi bu da? Ben şimdi kosinüs a'yı biliyorum ya. Kosinüs 2a'yı da yine açayım ben. Kosinüs 2a'yı nasıl açabilirim? Kos kare eksi sin kare şeklinde açabilirim. Ya da yine 2 kos kare eksi 1 şeklinde de açabilirim. Ya da 1 eksi 2 sin kare şeklinde de açabilirim. Neyse. 2 kos kare a eksi 1 şeklinde açayım istersen. Bak burada kosinüs 2a yerine yazdım? 2 kos kare a eksi 1'i yazdım. Ama bir de bunun karesi var. Karesi var. Bir de eksi 1 var. İşte ben bunu çözeceğim arkadaşlar. Haydi çözelim. Hocam burası eksi dursun burada. Kosinüs a'yı ben biliyor muyum? Evet kosinüs a'yı ben biliyorum. Hocam kosinüs a 2 bölü kök. Kök 6'ya eşit. Hocam 2 bölü kök 6'nın karesi ne yapar? Bak şimdi yazıyorum buraya. 2 bölü kök 6'nın karesi. Hocam 4 bölü 6 yapar. 4 bölü 6 da 2 bölü 3 yapar. Hocam burası 2 bölü 3 yaptı. Peki şurası 2 bölü 3 ise 2 bölü 3 eksi 1 de eksi 1 bölü 3 değil midir? Evet. Şurası eksi 1 bölü 3 yaptı. Eksi 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9 değil midir? 1 bölü 9 yaptı. 2 ile çarptım. 2 bölü 9 yaptı o zaman burası. Eksi 1 yapar burası da. O zaman burası da kaç yaptı? Eksi parantezinde 2 bölü 9 eksi 1'den eksi 7 bölü 9 yapar. E hocam burası da eksi eksi çarptı da artı yapar. Yani 7 bölü 9 yaptı. Evet hepsini tek bir cinsten yazmak. Kos kare eksi sin kareli yazmamak. E, ben tercihimi kosün yana kullandım. 2 kos kare eksi 1 şeklinde yazdım. Siz 1 eksi 2'sin kare şeklinde de yazıp yine sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Ee, ya da en başta ne yapabilirdiniz? Hani tanjant x değerini bulup tanjant x değerinden dik üçgen çizip yine bir pisagor bağıntısı da yapabilirdiniz. Ama sanırım bu yolda çok da uzun bir yol olmadı sanki. Değil mi gençler? Evet güzel bir soru. Cevap 7 bölü 9 çıktı. İçin içinde geometri olunca daha da çok seviyoruz. Geldik örnek 24'e. Evet 9 x pi bölü 2 demiş arkadaş. Şimdi aşağıda A cos kare artı cos kare var. 9x, 3x, 6x, 6x. Bak şimdi 9x 90 mı? Evet. 90'a tamamlayan açısı 9x. 6x'in 90'a tamamlayanı 3x değil midir? Evet. Bunu 3x yapacaksan o zaman burası sin kare 3x mi oldu? Evet. A sin kare 3x artı cos kare 3x oldu. Alt taraf 1 mi yaptı? Evet. Şimdi kosinüs 5x bölü alt taraf 1 yaptı. Cos kare artı sin kare der. İçindeki ifadeler aynı olduğundan dolayı. Sonra çarpı 1 artı kot kare 4x var burada. Şimdi 1 artı kod kare 4x'i halletmeye çalışalım. Yani bu cos kare 4x bölü sin kare 4x bununla bunu çarptım. Sin kare artı sin kare artı değil mi? Sin kare 4x artı cos kare yazamıyorum. Cos kare niye yazamıyorsam. 4x bölü sin kare. 4x yaptı burası. Hocam yukarısına 1 yaptı. Yani 1 bölü şurası ne yaptı arkadaşım? Bak şurası 1 yaptı. 1 bölü sin kare yazıyorum. 1 bölü sin kare 4x yaptı burası. Şu yukarısı. Bir de aşağıda ne var kardeşim? Aşağıda da kosinüs 4x var. Şimdi buradan sonrasında bir işlem daha yapalım mı arkadaşım? Yapalım. Ne yapalım? Kosinüs 4x e, bu 5x 9x'e tamamlayanı falan filan yazabilirim aslında. A dur yaz yaz. Ters çevirip çarptığın zaman şöyle yapıyor. Kosinüs 5x çarpı 1 bölü sin kare 4x çarpı kosinüs 4x mi yaptı burası? Evet. Şimdi dikkat. Bu kosinüs 5x değil de kosinüs 5x 90'a tamamlayan 4x değil mi? Sinüs 4x değil midir arkadaşım bu? Aynen öyle. Sinüs 4x'lerden birer tanesi gitti. O zaman cevap 1 bölü sinüs 4x çarpı kosinüs 4x oldu. Aa hocam bu da sinüs a çarpı kosinüs a oldu. Sinüs 2a bölü 2 değil midir? Evet. 1 bölü sinüs 8x bölü 2'dir. Ters çevirip çarptım. O zaman 2 bölü sinüs 8x yapar burası. Hocam 8x'li cevaplar da yok. Ama 8x 9x 90'a tamamlayan değil mi? 90'a tamamlayan x ise bu da 2 bölü kosinüs x mi oldu? Aynen öyle. 2 bölü kosinüs x yok ama kosinüs x 1 bölü kosinüs x neydi? Sekant x değil miydi? Evet. 2 çarpı 1 bölü kosinüs x ya bu. O da 2 sekant x mi olur? Aynen öyle. Yani cevap akçay oldu 24. soruda. Geldik 25'e. 1 bölü sinüs 50 artı kök 3 bölü kosinüs 50 nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Öncelikle bir payda eşitleyelim değil mi? Yani şunu kosinüs 50 ile bunu sinüs 50 ile çarpalım. Çarpacak olursak kosinüs 50 artı kök 3 çarpı sinüs 50 bölü neye eşit oldu? Sinüs 50 çarpı kosinüs 50 oldu. Ya büyük ihtimalle ne yapacağız? Sinüs 50 kosinüs 50 bu neye eşittir? Sinüs 100 bölü 2'ye eşit değil midir? Evet. Sinüs 2A. Çünkü sin A çarpı kos A neye eşitti? Sinüs 2A bölü 2'ye eşitti. Bu da sinüs 100 bölü 2'ye eşit oldu. E, yukarıda şöyle bir şey geldi. Aşağıdakini hallederiz. Dursun bakalım ya da yazarız da sıkıntı yok. Sinüs 100 bölü 2 ama 100'ü de biz böyle birinci bölgeye atalım. Sinüs 80 bölü 2 yapıyor değil mi orası? Evet alt taraf sinüs 80 bölü 2. Tamam şöyle kalsın. Sinüs 80 bölü 2 oldu. Üst tarafta da Bak kosinüs 50 artı kök 3 çarpı sinüs 50 var. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle kök gördüğümüz yere böyle bir şey yapamadık ya. Tanjant 60 yazmıyor muyduk? Evet. Yani kosinüs 50 artı kök yerine tanjant 60. Yani sinüs 60 bölü kosinüs 60 yazdım. Çarpı bir de nesi var? Sinüs 50'si var. E buradan şunu da şunu çarpımı. Yani kosinüs 60 çarpı kosinüs 50 artı şurası. Sinüs 60 çarpı sinüs 50 yaptı burası. Bölü kosinüs 60'ı var. Kosinüs 60. Bir daha bölü sinüs 80 bölü ikisi var ya. Ters çevirip çarpıyorum. Çarpı 2 bölü sinüs 80 olacak ya. Yani 2'yi şuraya alayım ben. Çarpı sinüs 80'i de şuraya alayım. Tamam. E yukarısı ne oldu şimdi? Kos kos artı sin sin. E bu açılımı vardı. 2 çarpı kosinüs. A eksi b'nin açılımı değil miydi? Kosinüs zıt bir şeydi. E o zaman kosinüs 60 eksi 50'nin açılımıdır bu. Yani kosinüs 10 yaptı. Böyle aşağısı. Kosinüs 60 dediğimiz nedir zaten hocam? Kosinüs 60 sinüs 30 eşittir. Yani 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 çarpı sinüs 80 dediğimizde kosinüs 10'a eşittir. E yukarıdaki kosinus onla aşağıdaki kosinus 10 götürdü. 1 bölü 2 ters yeri çarpınca ne oluyor? Hocam 2 bölü 1 yapıyor bir de 2 ile çarpınca o da kaç yapıyor? 4 yapıyor. Yani cevap böylelikle C han çıktı arkadaşım. Geldik örnek 26'ya. Tanjant 61, 29 var burada. Sanırım bunu bir 29'a çevirelim arkadaşlar. Aslında burası nedir? Ya kotanjant ama biz kotanjant da sevmiyoruz. Ya olsun, fark etmez. Kotanjant 29 yaptı arkadaşlar burası. Sinüs 116 dediğimiz aslında nedir? 180'e tamamlayanıdır. 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? E, fonksiyon ismini değiştirmiyordu sinüste. Hocam 64 yapıyor, e, 64 ve 32 var burada. Oo, o zaman yukarıdakini açalım. Yani burası kotanjant 29. Kosinüs 29 bölü sinüs 29 bölü tabi çarpısı da var. Sinüs 64 yani bu 32 var ya aşağıda yarısı olduğu için 2 sinüs kaç yapıyoruz? 32 çarpı kosinüs 32 şeklinde açıldı burası. Devam ediyoruz. Alt taraf sinüs 32'si var çarpı kosinüs 29'u var. Kosinüs hmm. 29. Hocam bu 24 değil 29 ya pardon şöyle 29'u var. E, sinüs 32'ler gitti mi? Gitti. Hocam kosinüs 29 burada gitti mi? Gitti. O zaman burada ne kaldı arkadaşlar? Sadece yukarıda 2 kosinüs 32 bölü aşağıda da sinüs 29 kaldı. Şimdi 32 ile 29 arasında bir şey var mı? Yok. 90'a tamamlayanlarına ya da 180'e tamamlayanlarına bakalım. Hocam kosinüs 32 90'a tamamlayanı kaç yapıyor? 58 yapıyor. Ha 58 ile 29 evet tamamlıyor. O zaman 58 yaptıysak bunu 2 sinüs 58 olur. 90'a tamamlayan da fonksiyon isim değiştirir. Sinüs 29 yaptı burası. E bu da 2 çarpı sinüs 58 de 2 sinüs 58 29 pardon. 29 çarpı kosinüs 29 yapar. Bir de bölü sinüs 29'u var. Şu sinüs 29'lar gitti. 4 kosinüs 29 mu yapar cevap o zaman? Evet. Yani cevap C'ye yaptı. Örnek 26. Lı. Geldik örnek 27'ye. Tanjant 2x'i 1 bölü 4 vermiş. Sin bölü sinüs 3x bölü kosinüs x'i a'yı vermiş. Kosinüs 3x bölü sinüs x demiş. Arkadaşlar ya burada tanjant 2x'in açılımını yapsak. Hani e, ne yapıyor? Ya işte sinüs 2x bölü kosinüs 2x falan filan yazsak. Hani 3x'i ve x'i elde edemiyoruz değil mi? E ne yapalım burada? Bak birinde şurada sinüs 3x bölü kosinüs x var. Burada da kosinüs 3x bölü sinüs x var. Payda eşitlesek böyle güzel bir şey olacak. O yüzden ben şuna şöyle bir v, B vereyim. O zaman bizim A artı B değeri ne oluyor? Bak şu ikisini taraf tarafa toplarsam bu ikisini şöyle bir taraf tarafa toplayalım. Güzel bir şey gelecek. Ki böyle şeyleri de zaten çok yaptık. Sinüs 3x bölü kosinüs x artı hocam bu da kosinüs 3x bölü sinüs x. Ben bunu bulabilirim. Hadi bulayım. Şunu sinüs x ile çarpayım. Bunu da kosinüs x ile çarpayım. Hocam ne oldu o zaman a artı b? Neye eşit oldu? Hocam a artı b. Sinüs 3x çarpı sinüs x artı kosinüs 3x çarpı kosinüs x yaptı. Bölü hocam sinüs x çarpı kosinüs x. Bu sinüs 2x bölü 2 eşit. Hocam sinsin artı kos kos ya da kos kos artı sinsin. Kosinüs a b'nin açılımı değil mi? Evet. Yani a artı b eşittir kosinüs 2x. Hocam 3x eksi x mi? x eksi 3x mi? Nereden bileceğiz bunu diye sorabilirsin. Ya hocam zaten kosinüsün yani kosinüs 50 ile kosinüs eksi 50 birbirinin aynısı. Hiç fark etmiyor. Burası kosinüs eksi olsa, 2x de olsa kosinüs 2x alacaktık. Bölü sinüs 2x bölü 2 oluyor. Ters yarı çarptığımızdan 2 çarpı kosinüs 2x bölü sinüs 2x yaptı. Yani bizim a artı b ne oldu arkadaşım? Hocam şu kotanjant 2x değil mi? Evet şurası 2x olacaktı özür. O zaman kotanjant 2x tabi başında 2 çarpısında var. Tanjant 2x'i 1 bölü 4 vermiş. O zaman kotanjant 2x ne olur? 4 olmaz mı? Olur. Çünkü tanjantla kotanjant birbirinin tersiydi. O yüzden a artı b neye eşit oldu buradan? a artı b 2 çarpı kotanjant 2x yerine ben ne yazıyorum? 4 yazıyorum. Yani buradan da ne isteniyor bizden? a türünden eşit. Neyin? Şunun. b'yi yalnız bakacağız. b de buradan 8 eksi a'ya eşit oldu. Evet. Ya, i̇lginç bir soru arkadaşlar ama şuradan ben 3x'i ya da x'i elde edemezdim. Sadece işlem yapacağım yer bu ve burasıydı. Belki tam tersi sorulabilirdi. E burası A burası B ise tanjant 2x değeri nedir diye sorulabilirdim mesela. Değil mi? Ama burada şu ikisinde işlem yapacağım belliydi. E burada işlem yapınca sonra yerine yazdığımızda da sonuç çok, çok güzel bir şekilde çıktı. Ne diyoruz? Matematik biraz canmazlıktır değil mi arkadaşlar? Bize verilen bilgilerle oynama işidir değil mi? E burada şu ikisi çok tanıdık geldi. Ve bunlarla da ilgili işlemler yaptık. Şu ikisini de işlem yapınca da soruca ulaştık. Evet 27 güzel bir soru gerçekten. Cevap Denizli yaptı. Geldik 28'e. Aşağıda O merkezi çember gösterilmiştir. O merkezi çembere işten teyit 15 tane çember çizilmiş. Çemberler birbirine deyince ne yaparız? Hop merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir şeklinde gitmez miyiz böyle? Evet. Merkezleri birleştirdik. Böyle birleştirince 15 tane çember olduğuna göre burada 15 tane açı olmayacak mı böyle? Evet. 15 yani 360'ı 15'e bölsen Burada kaç kaç derece yapıyor? 24 derece yapıyor. Evet. Burada ne yaptık? Merkezleri birleştirdik. Tam D noktasına kadar geliyor çembersel bir bilgi. E sonra ne yapacağız? E burada da çemberler değiyor. Burada da merkezleri birleştirsen ve da 2 birim olarak verilmiş. 2 2 yaptı burası. E burası da 2. Büyük çemberin yarıçapına R edersen buraya R eksik kaldı. Burası da R 2 yaptı mı? Yaptı. Bizden ne isteniyor? O merkez çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor kardeşim. E ne yapacağız? Bakın şimdi burada bir kosinüs teoremi yapabilirsiniz. Kosinüs teoremi yapıp R'yi bulabilirsiniz. Hatta 24'lü bir şey çıkacak galiba orada da e, yarım açı formülünden sonucu ulaşabilirsiniz. Ama bence ona gerek var mı? Yok. Çünkü ikiz kenar ya burası. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Burası 12 12 yapar. E hocam 12 derecenin bak şuradaki dik üçgende karşısı var hipotosu var. Aklımıza ne gelir? Sinüs 12 gelir. E sinüs 12 eşittir 2 bölü R 2 yapar. E, buradan tersi verelim. 1 bölü sinüs 12 ne yapar? R eksi 2 bölü 2 yapar. O zaman burası da 2 bölü sinüs 12 o eşittir R eksi 2 yapar. Buraya geçti. 2 bölü sinüs 12 artı 2 eşittir R yapar. Yani 2 artı 2 sinüs 12 bölü sinüs 12 yapar cevap. 2 parantezini alacak olursak hatta 1 artı sinüs 12 bölü sinüs 12 yapar. Yani cevap C yani oldu 28. soruda. Geldik 29'a. 4 kosinüs 80 çarpı kosinüs 20 bir de kosinüs 140 var. Yani şu 140'ı hemen birinci bölgeye atalım. Yani bu neye eşittir? Eksi kosinüs 40'a eşit değil midir? Evet. Ha, bunu da kosinüs 40 yapınca 20'nin iki katı 40, 40'ın iki katı 80 oldu. Süper. Sıralı bir şekilde yazalım. Hocam burası eksi 4 çarpı eksiyi baş aldım. Kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 oldu. Birbirlerinin iki katı hiç bak. Şey de çevirmedim. Bunu sinüs 10'a falan da çevirmedim arkadaşlar. Çünkü birbirinin iki katı olduğu için. Eğer bir birbirinin iki katı ya da güzel bir şey olmamış olsaydı o zaman ne yapardım? Böyle şey yapardım. 90'a tamamlayan açısını da yazıp ona göre işler yapmaya çalışırdım. Peki. Burada şunu açsam ne olacak ki? Hocam 80, a 40 var burada. E ne olacak? Aç bakalım. Sen bunu açtığın zaman cos kare eksi sin kare şeklinde açacaksın. Böyle güzel bir şey gelecek mi? Gelmeyecek yani. Ya da 1 eksi 2 sin kare ya da 1 eksi 2 kos kare güzel bir şey gelmiyor. İstersen deneyebilirsin de. Ben güzel bir şey hissetmedim. Is Bu şekilde çarpım deyince aklımıza ne gelir? Hani matematik birazcık, da, birazcık da cambazlıktı. Sinüs x çarpı kosinüs x aklımıza gelmiyor muydu? O da sinüs 2x bölü 2 eşit değil miydi? Evet. Ama hocam sinüsle kosinüsün çarpımı yok burada. O zaman ben burada denklemi sinüs 20 ile çarp böleyim. Yani eksi 4 çarpı sinüs 20 ile çarpıp yani, çarpı sinüs 20'ye 20 böldüğüm zaman denklem devam etsin bakalım şöyle. Çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 mi yaptı burası? Evet. Şimdi şurası tanıdık mı? Tanıdık. Hatta şu 4'ü de parçalayayım istersen. Buraya ben sinüs sinüs 40 bölü 2 de yazabilirim aslında ama olsun. Şurası 2 çarpı 2 çarpı şeklinde yazınca şunun komplesine bak, bakalım. Hocam 2 sinüs 20 kosinüs 20 neye eşit olacak o zaman? Sadece burada eksi 2 kaldı. Eksi 2 çarpı hocam bu da sinüs 40 oldu. Çünkü 2 sin a cos a sinüs 2 x'in açılımı. 2 yani burası sinüs 40 yaptı. Çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 bölü sinüs 20 yaptı burası. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? Burada da şurası da 2 sinüs 40 kosinüs 40 ile tanıdık değil mi? Evet. Orası da arkadaşlar eksiği tabi koyalım başa. Sinüs 80 bölü 2 değil mi? Yo. 2 sinüs 40 kosinüs 40 direkt sinüs 80 eşit zaten. Sinüs 80 çarpı kosinüs 80 yaptı burası. Bir de bölü sinüs 20'si de var. Peki şu sin kos çarpımında sinüs 2x. Yani sinüs 160 bölü 2'ye eşittir. E bir de bölü sinüs 20'si var. Hocam sinüs 160 sinüs 120'ye eşittir zaten. Değil mi? Sinüs 20'ye eşittir daha doğrusu. Çünkü sinüs de işaret değişimi de olmuyordu. E o zaman burada ne oldu arkadaşlar? Bunlar birbirini götürdü. Sadece 1 bölü 2 kaldı. Yani cevap eksi 1 bölü 2 yapar. Cevap C an oldu. Örnek 29'da. Geldik örnek 30'a. Evet sinüs bak 2'ler birler var. Aç bunu arkadaşım. Bu 2 sinüs 1 kosinüs 1 değil midir? Artı 2 kosinüs 1 de burada var. Bölü. Hocam kosinüs 2'yi açacağım. 1 var. Eksi 1 ile açılımı yapacağım. Yani 2 kos kare 1 eksi 1'e mi eşit olacak bu? 2, 2 kos kare x eksi 1 ya da 1 eksi 2 sin kare var. birleri yok etmek için tabii ki şöyle açtım. Aşağısı o zaman 2 cos kare 1 yapar. Sonra artı. Tamam. Kosinüs 1 bölü 1 artı sinüs 1 burası. Şimdi yukarıda ne yapabilirim arkadaşlar? 2 parantezinde hatta 2 kosinüs 1 parantezini alabilirim. 2 kosinüs 1 parantezini alınca burada sinüs 1 kaldı. Burada da 1 kaldı. Bölü 2 cos kare 1 yaptı burası. Artı kosinüs 1 a bölü 1 artı sinüs 1 yaptı burası. Şimdi hocam ne var burada? Burada şu ikiler sadeleşti mi sadeleşti. Kosinüslerden bir artı tanesi sadeleşti mi sadeleşti. Yani sinüs 1 artı 1 bölü kosinüs 1 artı kosinüs 1 bölü 1 artı sinüs 1 geldi. O zaman bunu 1 artı sinüs 1 ile çarpacağım. Bunu da kosinüs 1 ile çarpacağım. Arkadaş çarpınca 1 artı sinüs 1 yukarısında 1 artı sinüs 1 karesi yapıyor. O zaman 1 artı sinüs 1'in karesi birincinin karesi 1 artı e, birincili ile ikincinin çarpımının katı 2 sinüs 1 Artı ikincinin karesi yani sinüs 1'in karesi. 1 artı sinüs 1'in karesi ya. Sin kare 1 yaptı. Artı şu kos kare 1 yaptı? Evet. Şununla şunun çarpma Bölü aşağısında ne yapıyor? 1 artı sinüs 1 çarpı kos 1 yaptı. E hocam yukarısı güzel bir şey yaptı. Sin kare artı kos kare zaten 1. Hocam 1 1 2 yaptı. 2 parantezini aldığımız zaman ne geliyor o zaman? 2 parantezini aldığımız zaman bu hani 1 1 2 ya 2 artı 2 sinüs 1 yaptı ya burası. 2 parantezini aldığım zaman o zaman 1 artı sinüs 1 yaptı. 1 artı sinüs 1 yapar burası bölü. o 1 artı sinüs 1 çarpı kosinüs 1 var burada. Şunlar da gitti. Bu da 2 çarpı 1 bölü kosinüs 1'e eşit oldu. Kosinüs 1 ne demek ne demek? 1 bölü kosinüs demek ne demek? Sekant demek değil midir? O da 2 sekant 1'e eşit olur. Yani cevap E'dir. Yapar örnek 30'da. Geldik örnek 31'e. 1 artı sinüs 2x bölü kotanjant x artı kosinüs 2x eksi 1. Hemen şuradaki 1'i yok edesim geldi. Ya buradaki 1'i yok edelim bakalım arkadaşlar. Bu kosinüs x'in eksi 1 var ya artı 1 ile açılımı. 1 eksi 2 sin kare x diyelim mi? Diyelim. O zaman 1'ler gitti mi? Gitti. 2 sin kare x kaldı mı burada? Evet. Yani yukarıda 1 artı sinüs 2x var burada. Ya bu 1 artı sinüs 2x'i ben nasıl açabilirim? Ya aslında burası eee Açmadan kalsın mı ilk etapta? Bence bir kalsın bakalım. Sonra açacak olursak açarız. Burası 2 sinüs x kosinüs x yapar. Bu da sin kare artı kos kare ya. Sinüs x artı kosinüs x'in parantez karesi yapar. Denklemde sinüs x artı kosinüs x'li bir şey olursa tamam bunun da açılımını yapacağım. 1 artı sinüs 2x yazıyorum buraya. Sonra bu bölü kosinüs x bölü sinüs x ya. Ters çevir çarpıyorum. Yani sinüs x bölü kosinüs x yaptı burası. Eksi ne kaldı burada? 2 sin kare x kaldı. E payda eşitleyelim. Paydası 1 ya. Şunu neyle çarpalım? Kosinüs x ile çarpalım bakalım. Hocam 1 artı sinüs 2x. 1 artı sinüs 2x çarpı sinüs x bölü kosinüs x. Paydaları eşitledim. E, kosinüs ile çarptım. Eksi 2 sin kare x bir de çarpı kosinüs x yaptım. Ha, 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 ha. Sinüs x parantezini alabilir miyim burada? Alabilirim. Burada bir de herhangi bir şeyi açabilir miyim burada? Sinüs x parantezini o sinüs x parantezini alsam şurada sinüs 2x'in açılımı olacak. Tamam süper. Sinüs x parantezini alıyorum arkadaşlar yukarıda. O zaman 1 artı sinüs 2x yaptı burası. Sinüs 2x yaptı. Sinüs x parantezini alınca 2 sinüs x kosinüs x kaldı. O da sinüs x'e eşittir. Süper. Bir de bölü kosinüs x var burada. Hocam şurası zaten bak 1 artı sinüs 2x eksi sinüs 2x pardon şurası 2 sinüs x kosinüs x sinüs 2x'in açılımıydı. Bak şunlar birbirini götürdü mü götürdü. O zaman burada ne kaldı? Sinüs x çarpı 1 kaldı. Yani sinüs x yaptı bölü aşağısında kosinüs x. O da tanjant x yapar? Evet. Yani cevap böyle. c an yaptı 31. soruda. Geldik 32'ye. x sinüs x cx kosinüs x diye tanımlanmış. 1 eksi c4x. Bu ne demek? 1 eksi c4x. Yani kosinüs 4x demek. Bölü s2x. Yani sinüs 2x isteniyor. Bak burada yarım açıyı kullanacağım ve 1'i yok edeceğim. Hocam artı 1 var burada. Burayı da artı 1'li yazayım ki önünde eksi var ya gitsin. Artı 1'li açalım. 1 eksi 2 sin kare değil mi? Evet. 1 eksi 2 sin kare 2x yazacağım. 4x'in yarısı 2x olduğundan dolayı. Yani burası 1 eksi eksiyi dağıtıyorum. 1 artı 2 sin kare 2x bölü sinüs 2x yapar. Hocam birler gidince o zaman ne kalır burada? 2 sin kare 2x bölü sinüs 2x kalır. Sinüs 2x'lerden birer tanesi gitsin böyle. O zaman burası 2 sinüs 2x kaldı. 2 sinüs 2x kaldı. Yani şıklarda arayacağım. Bu da ne demek arkadaşlar? 2s 2x demek değil midir? Evet yani Ceyhan yapar. Çünkü S2x sinüs 2x diye tanımlanıyordu ya. Cevap böylelikle Ceyhan yaptı. 32. soru Ceyhan geldik 33'e. O bir katlama. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk. Hop şöyle eski haline bir geri getirelim bakalım. Şurada kaç x verilmiş? Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Hocam bu kenarla bu kenar eşit. Şu kenarla şu kenar eşit. Bu açıyla bu açı birbirine eşit mi? Eşit. Burası x'e burası da x mi? x. x cinsinden değer isteniliyor benden. O yüzden hiç buradaki alfabetalara dalmayacağım. X cinsinden istenildiği için. X cinsinden istenmeseydi burada alfabetalara dalıp bir şeyler yapardım. Dur. Şimdi A artı B alanı 1 verilmiş. Bu alanlar 1 verilmiş. Vay. Bir de sinüslü, minüslü yazacağım ben, değil mi? Tamam. Yazalım bakalım arkadaşlar. Arkadaş, buradaki dik üçgen X açısına ait burada bir dik üçgen var. X'in karşısı var, komşusu var. Burası sinüslü, burası da kosinüslü olacak ama şurası 1 olsaydı karşısı sinüs X Burası da kosinüs x olurdu. E burası a ise o zaman burası ne olacak arkadaşlar? A çarpı sinüs x. Bunu daha önce çok söyledik. Burası da komşusu da a çarpı kosinüs x mi olacak? Evet a çarpı kosinüs x olacak. E şimdi alanlardan bahsetmiş. E 90'lar havada uçuşuyor. E mecbur alfa beta'ya dalmak zorundayız yine. Dalalım bakalım alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta'ya dalınca. Hocam bu üçgenle bu üçgen birbirinin benzeri. E benzerlik oranı ne? Benzerlik oranı şu değil midir? A, bü, A sinüs x bölü A kosinüs x yapar. Benzerlik alan ilişkisi yani sinüs x bölü kosinüs x yaptı. Benzerlik alan ilişkisi de ne oluyor arkadaşlar? Benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit. Karesini alınca sin kare x bölü kos kare x neye eşit? Alanlar oranına eşit. Çünkü alanlardan bahsetmiş burada. Bu x'in toplamı vermiş bana. O zaman ben buraya e, sin kare x'in s katı dersem. Çünkü alanlar oranı sin kare bölü kos kare olacak. Buradaki alan da kos kare x'in s katı olmak zorunda değil mi? Evet. Şimdi bu alanla bu alan bak a ve b verilmiş. Şu ikisinin toplamı bana 1 verilmiş. Toplayalım bakalım. İkisini toplayacak olursam sin kare x çarpı s artı kos kare x çarpı s eşittir 1 verilmiş. S parantezini alınca hocam sin kare x artı kos kare x eşittir 1 yaptı. A sin kare artı kos kare 1 ya. S'i buradan ne bulduk o zaman? 1 bulduk. S1. Tamam o zaman burası sin kare x yaptı alan olarak. Burası da cos kare x yaptı alan olarak. Süper. Bir de b eksi a alanında da vermiş bana. Hocam b x a alanında. Şimdi S'i 1 bulduk ya. S1 olduğu için bu alan cos kare x yaptı. Bu alanda sin kare x yaptı. Şimdi bir de farkları verilmiş. Kareleri farkı. Hocam cos kare x eksi alanları buldu çünkü. Burası cos kare x burası da sin kare x. Sin kare x yaptı burası. Bu da sinüs 40'a eşit verilmiş. E hocam cos kare x sin kare sinüs e pardon kosinüs 2x'in açılımı değil miydi? Evet. Yani burası kosinüs 2x sinüs 40'a eşit olduğundan e kosinüs sinüs eşit verilmiş. Ben bunu da kosinüs çevireyim. Kosinüs 2x kosinüs 50'ye eşit olacağından 2x 50'ye eşit olmaz mı? Evet. Ve x de böylelikle kaç çıkar? 25 çıkar. Çok güzel. Geometri ile birlikte çok güzel karıştırılmış bir soru olmuş çözümü de çok hoş oldu. Bildiğimiz teknikler başka bildiğimiz bir şey yok. Sadece ne yaptık burada? Şuraları sinüs ve kosinüslü yazınca sonra benzerlik alan ilişkisi sonra şunları da yazınca kendiliğinden de cevap çıktı. Valla çok güzel bir soruymuş ha. Çok hoşuma gitti. Böyle geometriyle birleştirince yani geometrik bilgili alfa e benzerliği falan filan onları da böyle birleştirince hatta benzerlik alan ilişkisine birleştirince bu tür soruları gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar bu 33. soru gerçekten mükemmel bir soruydu. A bitmiş ve böylelikle yarım açı formüllerini de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani bir sonraki günde trigonometrik denklemler dersinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.